Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Huawei şirketi Xitay şirketlerinin bu işenciden ayrılıp kaldı. 5 iyun ijtimoiy uchur vositalaridagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha Huawei Xitoy shirkatlarining ishonchidan ayrilib qolishga boshlagan. Xabarlarda bildirilishicha Xitoyning 2-chi cho'ng uchur aloqa shirkati bo'lgan Birlashma xabarlashish shirkati G5 to'rini tanlaganda Xitoyning eng cho'ng Huawei shirkatini yoki Zhongshan shirkatini tanlamay, aksincha Ericsson shirkati bilan to'xtamlashgan. Ikki tarafning to'xtam summasi 20 milliard Amerika dollariga yetgan. İgilnice Xitay dünyada birinci kılıp görüstüvatkan Huawei şirketi veyran buluşku karab yüzlengen. Fakat çetel şirketlerle emez, belki Xitay şirketlerimi Huawei'nin kelgüsüge nispeten işencini yok atkan. Tayvan Amerika'ya koral zakas kıldı. Tayvan Amerika'ya tanka, tank paçaklaş ve tövendin uçuş iktidarı'a ege başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemisi zakas kılgallıqını cekarladı. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği'nin elan kılınan bayanatta 108 tane M1A2 Abrams tiplik tanka, 1340 tane TOW ve 209 tane Javelin tankı paçaklıqış başkurulduğun bombanın başka yana 250 tane Stinger tövendin uçuş iktidarı'a ege başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemisi seti veriş için Amerika hükümetindeki talep mektubu yetküzgenliği bildirildi. Kaide boyunca Amerika'nın mektubu resmi cevap kaydırışı için 120 günlük müddet var. Yeni bir taraftan Amerika menbeleri Tayvan'dan Amerika'ya 66 tane V işlep çıkırış türüdeki F-16 uruş ayırıplarını zakas kılışını planlıqallıqını haber kıldı. Tayvan reisi Tsai Ing-wen Mart ayında elan kılgan bayanatıda tankı ve uruş ayırıplarına ihtiyacı barlıqını etkan. Bırak bu ihtiyacının kayerdin ve kandaksigi payda bolğallıqı dair tepsili malumat vermegen idi. Dünya Uyghur Kurultayı demokratiya mükafatına erişti. 4 iyun Dünya Uyghur Kurultayı başka iki teşkilat bilen birlikte 2019 yıllık demokratiya mükafatına erişti. Tiananmen katliamının 30 yıllık münasibeti bilen Amerika Devletlik Demokratiya Fondi Cemiyeti Amerika Parlamenti'de Xitay'daki kişilik hukuk ve dini erkinlikini koğdaş yoluda birinci sept tutup, Hristiyanlarının, Tibet ve Uyghurlarının dini erkinliki ve kişilik hukukunu kolga keltiriş, medeniyetini koğdaş üçün köreş kılıvatkan 3 organga 2019 yıllık demokratiya mükafatı tarqatdı. Mükafatka erişken 3 organ bolsa Hristiyanlarının kişilik hukuk teşkilatı bolgan Xitay'ı yardım cemiyeti, Tibetler Hareketi Merkezi ve Dünya Uyghur Kurultayı boldı. Mükafat tarqatış mürasimida Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dulqunaysa Apendi, Xitay'ı yardım cemiyeti reisi Bob Fu, Tibetler Hareketi reisi Lajin Jitun qatarlıqlar mükafatını tapşırıvaldı. Xitay'ın kişilik hukuk tepsendikçilikine karşı köreş kılıvatkan bu 3 organga mükafat tarqatılışı Xitay'a nispeten bir zerbe. Dini erkinliki ve kişilik hukuku tepsende kılınan halıklar için ümit ve küç bulup hesaplandığı bildirildi. Amerika'nın Filipin'de turuşluk elçihanesi Uygurlar için çakırık ilan kıldı. Amerika'nın Filipin'de turuşluk elçihanesi özünün Twitter hesabında bayanat ilan kılıp, Filipinliklerini Amerika ve onun ittifaktaşlarının Xitay rejimi tarafından tutkun kılınan Uygur Müslümanlarını derhal kuyup bir iş çakırıkıga avaz koşuşunu ümit kıldı. Amerika elçihanesi Rosie Hayt'nin harp günü yani 4 iyun günü ilan kılgan bayanatı da Amerika Taşkışlar Ministerliğinin Hembehir Amerika namlık resmi torude ilan kılınan Uygurlar hakkıdaki makalini köçürüp baskan. Xitay dairleri Müslümanlarını mümkinsiz tallaşkı zorlamakta serlevelik bu makale bu yıl 3. ayda ilan kılınıp zor gulgulu kozgan. Makalede Xitay emeldarlarının Uygur ailelerine çoşku güçü tarıkıtıp onlarını çoşku güçü yeşki mecburlaş arkalık onlarının dini itikadığı hılaplık kılıvatkallıkı tehditlenigen idi. Filipin'de turuşluk Amerika elçihanesinin Rosie Hayt münasibeti bilen ilan kılgan bayanatı da mundaq deyildi. Biz her birinlerinin Rosie Hayt'ini mübarekleş bilen birge bizning ko'nglimizning dini e'tiqodi sababli jazolashga uchrayotgan Xitoyning atalmish Xinjiang rayonidagi musulmon oilalarda ekanligini qayd qilamiz.
Biz sizlarning Amerika va uning ittifoqdoshlarining mazkur rayonda xohlagancha tutqun qilingan kishilarni darhol qo'yib berish haqidagi chaqiriqqa ovoz qo'shishingizni umid qilamiz. Növbette Amerika hükümeti özünün Xitay'da turuşluk elçihanesinin toruda Uyghurlar hakkındaki makale, bayanat ve uçurlarını ilan kılıpla kalmay, başka devletlerde turuşluk Amerika elçihanlarımı bu hıl uçur ve makalelerini ilan kılıp, şu devletlerini ve o devletlerdeki puhrallarını Uyghurlarının vaziyetiki köngül bilişki çakırıp gelmekte. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin ilgiri sürüşçe növbette 3 milyondun köp Uyghur, Kazak ve başka Türk Müslüman halıklar Xitay'nın yığıveliş lagırlarında tutup durulmakta. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 74. Nöbetlik Umumi Kengişi Başlıklığı'na bir Müslüman saylandı. Birleşken Milletler Teşkilatı'daki 74. Nöbetlik Umumi Kengişi Başlıklığı'na Nigeriyalik Diplomatiya Hadimi Tijjani Muhammed Bande saylandı. BMT tünügün ötküzülgen yığınıda 74. Nöbetlik Umumi Kengişi'nin başlıkını saylap çıktı. Başlıklık vazifesine Nigeriyalik Diplomatiya Hadimi Tijjani Muhammed Bande saylandı. Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres bu akte ilan kılgan bayanatıda Muhammed Bande'ni tebrikleb, onun Nigeriya'nın Birleşken Milletler Teşkilatı turuşluk daimi vekili buluş vazifesini ötügelliki sebebiden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın hizmet tertibini mi pişik belediğallıkını etti. Guterres, Muhammed Bande'nin siyaset şunaslık ve idare işleri meselesi de mutakassız ikerlikini okturup, bir Nigeriyalik şunaklı Afrikalık buluş süpüt bilen Tijjani Muhammed Bande'nin rayondaki meselelerge bolgan karaşlarının intayin kımmetlik ikerlikini tekitledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeğe köptün köp rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.